Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte bugün çok değerli bir konuğumuz var. Arış Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kerim Güzeliş bizlerle beraber. Günaydın Kerim Bey, hoş geldiniz öncelikle. Hocam size de günaydın. Günaydın Barış. Şimdi Kerim Bey, Arış'ı dinleyeceğiz. Sizden pırlanta sektörünü anlatacaksınız bize ama şöyle bir genel ekonomi toparlaması yapalım. Güne bir bakalım. Tabii sizin de değerli görüşlerinize başvuracağız ama hocam. Dün biz yayında konuştuk. Para politikası kurulundan ne karar çıkar dedik. Dün 3 karar birden çıktı aslında. Politika faiz indi, koridor daraldı. Bir de ne oldu? Zorunlu karşılıklarda rok artırıldı. Evet. Şimdi nasıl sonuçlar doğurur bu kararlar? Nasıl tepki geldi piyasadan? Ve siz aslında hani biraz bahsetmiştiniz, bekliyor muydunuz? Yani piyasanın tahminlerinin ötesinde bir faiz indirimi oldu Barış. Koridorun üstünde, altında ve ortasında indirim oldu. Hepsinde 50 baz puanın indirim oldu. Merkez Bankası daha önce de koridoru daraltacağını söylemişti. Evet. 7,5'tan 7'ye çekti. Aslında koridor daralmadı. Alt bantta 4,5'tan 4'e düştü. Ortadaki politika faizi de 5,5'tan 5'e düştü. Bu arada yalnız dediğin gibi rezerv opsiyon katsayısı ilk dilim hariç diğer dilimlerde 0,2 puan arttırıldı. Bunun anlamı şu: Merkez Bankası olabildiğince, elinden geldiğince döviz çekmek istiyor. Şu an dolardaki aşağı gidişten rahatsız. Daha doğrusu TL'nin değerlenmesinden rahatsız. Dolar 1,85 olsa Merkez Bankası bundan çok memnuniyet duyacak. Bu çok açık bir şekilde ortada. Zaten benim bugünkü yazımda, bugün gazetesindeki Merkez Bankası tam gaz diye yazdım. Çünkü biliyorsun daha önce gaz fren tartışmaları vardı. Sen artık Merkez Bankası gaza mı basmış? İnanılmaz. Hem de tam gaz değil mi? Yani bu tam gaz. Yani dipledi şeyi verdiği kararlarla. Şimdi şöyle bir durum var Barış. Bu kararlar sonrasında piyasa çok olumlu bir reaksiyon verdi. Faizler son belki 60 yılın dibine geldi. 5,49'a düştü gösterge faiz. Tabii faizin düşmesi bankaları harekete geçiriyor. Banka hisselerinde hızlı alımlar oldu. Ama seans sonuna doğru borsada 1000 puan civarında bir satış geldi. Yani son yarım saatte geldi bu satış. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın kararı beklentisi piyasaları olumlu etkilemişti. Yabancılardan tahvile alım geldi. O yüzden faizler çok hızlı geriledi. Ben çok önemli iki tane mesajım var. Bir tanesi, yaklaşık 3 hafta önce faizler 6,50'lerdeyken, 6,30 ile 6,50 arasındayken, hani yatırımcılara tahvil ve bono fonu alabilirsiniz. Çünkü faizler çok yükseldi. Buradan tahvil ve bono fonu aldığınızda tahvil bono fonlarının getirisi faizler düştüğü anda çok hızlı yükselecektir demiştik. Nitekim dünkü faiz oranlarından sonra tahvil ve bono fonlarının getirisi oldukça yükseldi ve günlük bazda biz tahvil bono fonuna baktığımızda, getiri tablolarına baktığımızda özellikle İMKB'de sadece dünkü hareket sonrasında A tipi fonlar, tahvil bono fonları ve son 7 günlük süreçte baktığımızda tahvil bono fonlarında da %0,47'lik bir getiri var. Yalnız bu dünkü gelişmeleri almıyor, onu söyleyebiliriz. Kırmızı altın, altınla birlikte tahvil bono fonu getirisi, İMKB'nin son bir haftadaki 2,79'luk getirisi var. Artık tahvil bonoya yatırım yapmış yatırımcılar, fonu almış yatırımcılar şey yapabilirler bu aşamadan sonra. Yani oradan kar realize edebilirler. Dünkü kapanışlar sonrasında, bugün öğleden sonra itibariyle dünkü faiz düşüşü çok net bir şekilde yansıyacaktır. Ayrıca bu arada şeyi de göstermek istiyorum. Yani faizdeki çok sert gerilemeyi de göstermek istiyorum. Özellikle dün kararın açıklandığı saate bakarsan şurası 5,68 seviyesi faizlerde ve karar açıklandıktan sonra 5,49'a kadar tam anlamıyla faizlerde bir çöküş oldu. Evet. Yani tahvil ve bonoya muazzam bir giriş oldu. Şimdi Merkez Bankası'nın bu kararı çok net bir şekilde artık bize şunu söylüyor. Merkez Bankası diyor ki ihracat yavaşlıyor. İlk defa ihracat yavaşlıyor dedi.
Avrupa'da dün IMF bazı açıklamalar yaptı. Daha doğrusu küresel görünümü değerlendirdi ve küresel tahminlerini değiştirdi. Türkiye için 3.4 büyüme öngörürken 6.6 enflasyon öngörüyor IMF. Ben bu kararlardan sonra 3.4 olacağını zannetmiyorum. Merkez Bankası'nın bu kararları sonrasında en az 4-4.5 arası bir büyüme. 2013 artık büyümeye odaklandı o zaman. Kesinlikle büyümeye odaklandı. Enflasyon biraz geri planda mı kalıyor? Şimdi enflasyon için Merkez Bankası diyor ki yurt dışındaki emtia piyasaları, petrol vesaire orada pek bir değerlenme yok. Enflasyon üzerinde etkisi zayıf kalacak. Yükseltmeyecek diyor. İçeride de iş talebin artışıyla birlikte yani bu faizler düştü. Hemen evet. Zafer Çağlayan zaten yani nihayet bu kararın nihayet hani politikacılarla benzer bir istenen karar olduğunun en önemli özelliği de Sayın Zafer Çağlayan'ın memnun olması. Yetmez dedi. Daha da düşmeli dedi. Ayrıca hocam şey enteresan değil mi? Şimdi burada sorular da geliyor. Mesela Turgut Çin demiş ki dünkü Merkez Bankası'nın faiz indiriminde şuursuz davrandığını düşünür müsünüz? Eğer bu indirimin arkasında bir not artışı gelmezse bu Merkez Bankası'nın özerkliğini sorgulatmaz mı ki? Bu özerklik meselesinde tartışmalar biraz daha sanki hızlanacak gibi. Çünkü Sayın Başbakan ne zaman ki hani faiz inmeli dedi. Ondan sonra patır patır faiz inmeye başladı. Arkasında Merkez Bankası'nın bu kararı geldi. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle diyorum ben zaten geçen toplantıda, geçen ayki toplantı sonrasında kararlar açıklanır açıklanmaz. Ben attığım başlık şeydi. Merkez Bankası pes etti dedim. Merkez Bankası'nın pes ettiğinin en önemli ki daha önce diyordu ki Merkez Bankası iş talep krediler kredi faizleri de hızla düşerse iş talep ciddi anlamda patlar. Bu enflasyonu azdırır. Dolayısıyla benim görevim fiyat istikrarını korumaktır. Bu yüzden kredilerdeki büyümeyi %15'te tutacağım dedi. Ve bu konuda çok ısrarlıyız dedi. Fakat Mardin'de bu bir zorunluluk değil, referanstır dedi. Yaptığı evet. Açıklamada da referansın üzerinde seyrediyor ama biz bunu dikkatle izliyoruz dedi. Çok net bir şekilde Merkez Bankası şu an benim görebildiğim kadarıyla hükümet ne istiyorsa aynen onu yapıyor. Yani büyümeden asla hükümet ödün vermek istemiyor. Evet. Ve işsizliğin düşmesini istiyor çünkü önümüzde işte seçim var. Yalnız ben şöyle bir çok önemli bir tespit yapacağım. Moody's'da not artırımı bekleniyor. Hı hı. Bir taraftan Avrupa daralacakken yani IMF'nin tahminlerini aşağı çekmesi Avrupa ile ilgili olarak IMF adeta büyük bir korku senaryosu yazmış durumda. Evet. Yani sadece Almanya'da %0.6 büyüme bekleniyor Avrupa'da. Diğer neredeyse tüm ülkelerde resesyonun devamı öngörülüyor. O zaman bizim ihracatımızın artması da çok zor. Zaten Merkez Bankası söylüyor ihracatta yavaşlama var diye. Diğer taraftan Asya ülkelerine baktığımızda Asya'da da yavaşlama var. Hı hı. Bu yavaşlamanın ana sebebi Amerika'da son bir aydaki yavaşlama. Şu an iş dünyası karar vermeye çalışıyor. Yani yatırım yapayım mı yapmayayım mı? Talep artmıyor Amerika'da. Şimdi sıkıntı tamamıyla büyümeden kaynaklanıyor. Yani küresel büyümeden kaynaklanıyor. Evet bizim hikayemiz çok güzel. Biz böyle bir durumda bayağı coşkulu bir dönem yaşarız. Yani biz %4'ün üzerine çıkarız Barış. Fakat arkasından gelecek fırtına evet. Ve yağmurlu hava çok tehlikeli. Çünkü herkes şimdi Sayın Zafer Çağlayan kredi faizleri de hızla düşmeli diyor ve düşecek. Tüketiciye yani, yansıyacak mı yani? Tüketiciye yansıyacak. Bence kesinlikle yansıyacak. Hı. Faizlerde hatta Haziran'a kadar düşüş devam edebilir. Yani kredi faizleri düştükçe de konut fiyatları da artacak. Öteki iç talepte şey gördüğümüz yani dayanıklı tüketim malları olsun diğer araçlar, araba vesaire talep artacak. Yani şu an zaten ilk 3 çeyrekte bu otomotiv sektörüne ilişkin veriler geldi. İlk çeyrekte otomotivde tam anlamıyla bir patlama var. Geçen yılın aynı dönemine göre muazzam bir satış var ki faizlerin düşmesi nedeniyle. Ben burada çok önemli bir tespit yapacağım. Şu an piyasa Moody's'da not artırımı bekliyor. Moody's'in en son yapmış olduğu açıklama üzerine. Moody's'in yerinde olsaydım acaba ne yapardım? Acaba bu kararlar sonrasında Türkiye'nin notunu artırır mıydım, artırmaz mıydım? Ne yapacaksınız? Moody's'in en çok üzerine bastığı iki tane nokta var. Bir, cari açık. Evet. İki, enflasyon. Evet. Yani reel getiriler negatif şu an Türkiye'de. Şimdi bu kararlar sonrasında cari açığın artmayacağını beklemek ki deli gibi para geliyor. Geçen haftaki yazımda oydu. Deli gibi para geliyor şu an. İlk Şubat ayına kadar ne kadar girmiş Türkiye'ye para biliyor musun?
17.9 milyar dolar. Ve bu gelen para direkt olarak piyasaya kredi olarak yansıyor. Yalnız niye şu soruyu çözemiyordum? Buna Kerim Bey bize kesinlikle yardımcı olur o sorunun çözümünde. İş dünyası şöyle bir şey olmuş. Bilmiyorum Kerim Bey siz katılır mısınız ama Üzeyir Doğan gelmişti. Sen yoktun programımıza. Bankacılarla konuştuklarında şöyle bir tespitte bulunuyorlar. Daha önce iş dünyası çek yazarak normalde aslında para basabiliyordu. Fakat çek kanunu değiştikten sonra, yani artık biliyorsun hapis cezası evet. kaldırıldıktan sonra benim tanıdığım bir firma %60'ını tahsil edemedi çekleri. O şeyden sonra. Ve muazzam bir şekilde hiç kimsenin çeki kabul edilmemeye başlandı. Çok şey olmadıktan sonra, hani çok güvenilir olmadıktan sonra adamın çekini kabul etmiyor artık. Hı hı. Çünkü hapse de giremeyeceği için artık onun peşinde mi koşturacak adam? Bu yalnız para basma, yani kredi büyümesi %15 hesabı Merkez Bankası'nın bu çek yasasının getirdiği sınırlamayı dahil etmiyor. Bankacıların söylediği şey şu. %35 büyümeli ki krediler. Hı hı. Daha önce sanki çek yazılıyormuş gibi para yaratıyordu iş dünyası. Aynı ortam. Aynı ortam oluşabilsin. Ve şu an iş dünyası tek bir tane finansman yeri kalmış durumda. Tek bir tane finansman bacağı kalmış durumda. İş dünyasında gelip de tahvil çıkartacağım, bono çıkartacağım, sermaye piyasalarına açılacağım falan. Bunlar çok uzun süreçler. Gidecek bankaya bana acil para lazım diyecek. Hı hı. O limitini belirleyecek banka. Ondan sonra oradan kredi kullanacak. Bankalara da demişsin ki sen %15 kredi büyümesine izin veriyorum. Sonra da hani referans kabul ediyorum demişsin. Eğer %35-40 krediler büyürse ki bence büyüyecek bu sene, büyürse o zaman iş dünyası rahatlayacak. Tabii biz Merkez Bankası'nın bu kararlarını eleştiriyoruz. Yani ben eleştiriyorum. Yani şu an Merkez Bankası'nın yaptığı bu koridor uygulaması zamanında belirsizlik yarattı. Belirsizlik yaratarak ekonomideki canlanmayı inanılmaz durdurdu. Ya bilinçli belirsizlikti. Yani bilmeden yapmadı Merkez Bankası bunu. Merkez evet. Bankası koridoru açtı. %12,5 faiz burada. %6 faiz aşağıda. İstediğim gün ben %12,5'a çıkartırım diyor faizi Merkez Bankası. O zaman ne oldu? İş dünyası bir dakika dedi. Bankalar ne dedi? Fonlama maliyetini %12,5 aldılar. Yani sonuç olarak şunu söyleyeceğim Barış. Bu kararlar sonrasında ben Moody's'in artık not arttırmak için kesinlikle cari açığı izlemeye alacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu kararlar sonrasında cari açık daha hızlı artacak. Mesela Mart ayı cari açığı geldiğinde biz geçmiş aylara göre çok daha hızlı hı hı. Zıplama bekleyeceğiz. Gene tekrar şeye döndük. Yani dönüyoruz yani. Daha önceki Merkez Bankası'nın cari açığı durduracağım dediği noktada biz 77 milyar dolara gelmişti cari açık. Oradan biz 50 milyar dolara kadar çektik. Şimdi tekrar ivme kazanacak ve bu şartlar altında notumuzu arttırmak için iki tane vurgu yapan, yani cari açıkla hı hı. enflasyona vurgu yapan Moody's'in ben asla bu aşamadan sonra not arttırmayı düşüneceğini zannetmiyorum. Yani bu kararlar sonrasında izlemede kalacak. Belki Haziran, Temmuz yapacak. İnşallah yanılırım ama tersini düşünüyorum. Eğer not arttırırsa bu ülkeye giren para o zaman bizim cari açık 70 milyar doları yeniden geçer, 75 milyar dolara gider. Peki hocam, hemen Kerim Bey'e soralım. İş dünyası nasıl bakıyor bu gelişmelere, ekonomideki genel görünüme? Valla genel itibariyle bizim sektör çok fazla krediye meyyal değil. Çok fazla kredi kullanmıyor. Yani diyelim ki varlığının belki %5-10'lu gibi kullanıyor. Ama tabii bizim iş arkadaşlarımız var başka sektörler. Onlarla paylaştığımızda ben sizin bu az önce sorduğunuz şeye şöyle cevap vermek istiyorum. Bir anımızda çok eskiden ithalat yapıyorduk İtalya'dan ve yaptığımızda onlar bir şekilde bizi bir şekilde kredilendiriyorlardı. Ve kredi oranlarını onlara sorduğumuzda 3 seviyesindeydi, 2.82,5 3 seviyesindeydi. Buna çok büyük gıptayla bakıyorduk. Bizim bahsettiğimiz devirde biz o zaman krediyi dolara dolar bile %12-13'lerde alıyorduk. Türk parası %30'larda falan seyrediyordu. 30-40'larda seyrediyordu. Tabii tabii evet. Şimdi bizim kredilerimiz onlardan çok daha iyi. Risk açısından. Bugün bize bankalar, belki de şimdi sizin izah ettiğiniz şeyde ben bir yol buldum. Bankalar bizi anlatılmayacak kadar son zamanlarda taciz derecesinde kredi vermek için geliyorlar.
bir şeyler çünkü sunuyor. Çünkü sizin öz kaynağınız çok güçlü. Evet. Hem o hem de onlar da galiba parayı satmak zorundalar. Tabii. Yani bir şekilde satmak zorundalar. Ve bizi anlatılmaz güzel paketler hazırlıyorlar. Bu paketlerle bizi inanın diyorum bazen zaman o kadar cazip şeyler bulunuyorlar ki ya biz bu alayım bir şekilde bunu kullanalım dedirtecek evet. hale getiriyorlar. Şeyde haklısınız hocam. Bu çek kanunu çıktığından itibaren kendi içimizde çok tartıştık bunları. Ve orada hepimiz bir kararlara vardık. Yani bizim sektörde bile şu anda bazılarımız banka şeyini kullanıyor. Güvencesini kullanıyor. Yani esnafa kredi aldırtıyor. Parasını bankadan almış oluyor bir küçük bir kayıpla. Ve bankayla sattığı kişi muhatap ediyor. Yani hı hı. dolayısıyla ki biz bu işi en son uygulayanlarız. Çünkü tamamen güven üzerine dayalı olduğu için sektörümüz. Bunu bile yapmaya başladığımızda bu şu demektir. Bu güvensiz olan çek durumundan daha güvenli bir mecraya doğru yol aldığımız işaretidir. Burada şöyle bir durum var. Daha önce adamın aslında kredibilitesi zayıf bile olsa çeki kabul ediliyordu. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Ama şimdi hapis cezası kalktıktan sonra şunu ben anlıyorum ki kredi hacmi o kadar şey çek hacmi o kadar geri çekilmiş ki anlıyorum ki ancak ödemesi garanti olanın çekini kabul ediyorlar. Demek ki %60'ı kredibilitesi çok düşükmüş. Şimdi Sayın Babacan açıklıyor. Diyor ki biz öyle bir merkezi sistem kuruyoruz ki cep telefonundan adamın evet. kimlik numarasını girdiğiniz anda bu credible mi değil mi hemen göreceksiniz. Evet. %60'ı zaten credible değil. O zaman yeni çek yazma işi de olamayacak. Evet. Yani bu bunların %60'ı 65'i şey değil. Sizin çekini kabul etmeyeceğiniz kişiler. O zaman zaten iş dünyasının kendi para yaratma mekanizması kaybolduğunda mecburen Zafer Çağlayan'a muazzam baskı gidiyor iş dünyasından. Diyor ki biz mahvoluyoruz. Aslında bu çek yasası bu şekilde değişmesi bence olumlu. Yani bu hapis cezası kalksın tamam. Ama yerine bir şey konulamadığı için o zaman ne oldu? Kredilere yüklen şimdi. Bankaların kredilerine yüklen. İş dünyası da mecbur. Ne yapsın adam? Müflis tüccar mecburen faizi ne olursa olsun onu kullanmak zorunda kalıyor. Ve gidişat o açıdan. Şimdi tüketiciyi de uyarmışsın. Yani tüketici de şimdi araba alacak, işte eşya alacak, mobilya alacak, bilmem ne yapacak. 24 ay vadeler var. Şey var. Banka sürekli yani SMS mesajlarından artık gına geldi yani. Yani telefonunuza bakıyorsunuz 5 tane SMS mesajı var. 3 tanesi bir bankadan. Hemen paranız hazır. Sadece TC kimlik numaranızı girin. Neyse biz makroekonomiye evet. baktık. Barış. Hocam şimdi birazdan bir borsaya da bakacağız ama isterseniz evet. Kerim Bey'le hani pırlanta sektörü özelinde de biraz konuşmaya başlayalım. Sorular da geliyor. Size yönelteceğim. Şimdi Arış pırlanta aslında pırlanta sektöründe bir marka. Evet. 106 yıllık da bir firmasınız baktığınız doğru. zaman. Doğru. Ve siz 3. kuşak yöneticisiniz. Evet. Hem alaylı hem mekteplisiniz evet. aynı zamanda. Biraz bize isterseniz Arış anlatın. Nasıl buraya kadar gelindi, nasıl marka olundu? Peki. 1900 yıllarda dedemiz tarafından altyapısı hazırlanmış. O zaman Mardin'de küçük bir atölyede çalışıyormuş dedemiz. Ama çok kısa bir süre içinde yani bölgenin yalnız Mardin'de bütün yörenin çok sevilen iyi bir sanatkar haline gelmiş ve çok uzak yerlerden kendisine siparişler geliyordu. Babam bu anlayış içinde yürüttü. Sonra bizleri küçük yaştan itibaren zorla diyeceğim bizi işe götürerek bir şekilde meslek sahibi yaptı. Bu arada ben okulumu da bitirmiş oldum, üniversitemi de bitirmiş oldum. Ve bizim aldığımız kültür şuydu, daima bir şeyin en iyisini yapın, en mükemmelini yapın ve bir yerde bir daralım olmuşsa, herkes aynı şeyi yapıyorsa oradan kaçındı. 1977 yılına kadar altın sektöründeydim, yani hı hı. altınla ilgili en güzel işleri yapardık. Ama 77'de böyle bir daralma gördük, bir fiyatla ilgili olarak bir problem çıktı, herkes fiyat rekabeti yapmaya başladı. Biz o zaman alternatif olarak pırlantanın çok iyi bir iş kanalı olduğunu fark ettik. O da bir Avrupa seyahatimden döndükten itibaren şöyle bir gözlem yapmıştım. Bunu vurgulamak istiyorum. Hı hı. Bizim bütün vitrinlerimiz böyle Anadolu kuyumcuları gibi böyle dolu dolu iken Avrupa yaptığım bir seyahatte bütün Avrupa vitrinlerinin, kuyumcu vitrinlerinin çok daha elegan, çok daha katma değerli, düzgün olduğunu gördüm. Ve bunu o günden şey yorumladım. Yani gelişen ülkelerde zevklerin de gelişmiş olduğunu kanaati uyandı. Ve şöyle dedim bizim Türkiye'de o zaman tabii çok geriden takip ediyoruz. Bugünkü bir de yani 30-40 yıl farkla takip ediyor.
Şöyle bir gözlem yap. Dedim ki yakın bir gelecekte bizimkiler de böyle yavaş yavaş güzelleşecek ve o gün döndüğümde alternatif olarak pırlantayı tercih ettim. Hı hı. Ve çok kısa bir süre içinde bir açık da varmış. Çok kısa bir süre içinde Türkiye'nin tanınan bilinen bir markası haline geldik. 1984 yılında da Arış adında kurumsal markamızı kurduk. Güzel iş ve Arış şuradan geliyor. Biz güzel iş soyadını dedemizden dolayı almışız. Yani işi çok güzeldi. Evet. Ve dediler ki senin soyadı kanunda güzel iş olmalı adınız. Markayı yaratmak isterken de güzel iş biraz uzun bir isimdi. Bize şey önerdiler. Yani benzer alternatif Arış'ı bulduk. Yani temiz iş, pak, iş, güzel iş şeklinde. Ve 77'den itibaren de gene en iyisini, en güzelini, en temizini yapmak üzere çalışıyoruz. Devam ediyorsunuz. Şimdi bir, bir reklam aramız var hocam. Ha, reklamdan sonra sizin sorunuz reklamdan var. Ben sorumu sorayım, reklamdan sonra. Öyle cevabını ondan sonra. Ben de düşünmüş olayım. Tabii. Kaç kardeşsiniz diye soracağım. Bunun sebebi özellikle iş dünyası da bizi izliyor şu an. Çok önemli bir sorun var Türkiye'de. O sorunu öne çıkartmak için bunu soracağım. Peki bir reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam sizin sorunuzda ben kalmış. Sorumu, onun yanıtını alacağız. Devamını da söyleyeyim de. Evet. Sebep, şimdi Türkiye'ye baktığımızda Osmanlı'dan kurulmuş olan da ve bugüne kadar gelebilen bir tane şirket var. Yani köklü bir tane şirket var. Ben şaşırdım. Yani 106 yıllık olduğunu bilmiyordum. Burada öğrendim. Bunun en önemli sebebi Türkiye'de marka olup büyüme konusunda en büyük sıkıntı aynen hani bir toprağı babası çocuklarına bırakır. Sonra topraklar bölünür hiçbir şey yok. Ve kardeş sayısı fazla olunca yönetim inanılmaz zorlaşıyor. Bir süre sonra kardeşler kendi işlerini herkes mesela sizde düşüneceğim şuydu. Kardeşler kendisi de bir pırlanta şirketi kuracak. O da bir pırlanta, öteki de. Çünkü herkes Türkiye'de genellikle en akıllı benim der. Siz bu işi nasıl, şimdi az önce yayından reklam arası dediniz ki 8 kardeşiz dediniz. Evet. Ben şaşırdım. Gerçekten o önemli bir başarı. Onun sırrı ne? Efendim onun sırrı gene ailemizden aldığımız bir kültürdür. Yani abiye, babaya, büyüğe öncelikle saygı ve hürmet. İkincisi de herkes en iyi yaptığı neyse onun yapılmasını delege ediyoruz. Kendi içimizde karar veriyoruz. Ve herkes yerini biliyor, mevkisini biliyor. Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor. Bunlar tabii ifade edilirken çok kolay ama çok çeşitli olaylar çıkıyor. Ama orada eğer gerçekten bir gerçek bir sevgi varsa, birlik beraberlik ruhu beraber taşınıyorsa birçok şeye katlanabiliyorsunuz. Burada en büyük zorluk ailenin diğer fertleri. Bence işi yönetenler adına çok zorluk yok bakın. Diğer fertler adına yani çocuklarımız, eşlerimiz, akrabalarımız, yakınlarımız, dostlarımızın olaya bakış açısı ve ortaya koydukları bazı değerler ortalığı karıştırıyor. Ama gene de şunu söylüyorum. Eğer kimse kimsenin önüne geçmiyorsa, hakkaniyet var ise, hakkaniyet de çok önemli. Adalet var ise orada güç ve beraberlikten de bunu ortaya koymuş ve menfaatlendiğimizin farkına varırsak bir şey daha söyleyeyim. Bunu pekiştirmek için aslında bir örnek olsun diye söylüyorum. Biz her hafta babam hayattayken onda haftada bir gün yemek yiyorduk ve bir araya gelip bir şeyleri paylaşıyorduk. Şimdi annemin evinde bir araya gelip bir şeyleri beraber paylaşıyoruz. Ben bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Birbirimizi görüyoruz, birçok şeyi paylaşıyoruz. O sevgi biraz daha pekişiyor. Dertlerimizi beraber paylaşıyoruz. Bunun da bunda mutlaka faktörü olduğuna inanıyorum. Evet. Peki, şimdi Arış'tan biraz daha söz edecek olursak, şimdi belli bir nokta, 106 yıllık geçmiş kısaca bir özetlediniz. Geldiğiniz noktayı, bir marka olmayı nasıl başardığınızı sormuştum size. Bugün siz üretimler de yapıyorsunuz. Nasıl gerçekleşiyor? Designerlarınız var çünkü çeşitli koleksiyonlar çıkarıyorsunuz. Bir de rakamlara biraz geleceğim. Tüketim, yani Türkiye'deki tüketimle dışarıdaki tüketim nasıl? Sizin cironuz neydi? Mesela geçen sene nasıl geçti sizin için? Biraz da buralara girelim. Ciro adına bir %10 gibi büyümemiz var. Biz bunu çok olumlu karşılıyoruz. Çünkü bütün dünyada bilhassa bütün sektörlerde olduğu gibi
bilhassa altın sektöründe, mücevher sektöründe çok büyük bir düşüş var. Var değil mi? Tabii. Çok büyük bir düşüş Çünkü var. Lüks olarak şey yapıldığı için. Türkiye'de de altın sektörü, bizim bir şansımız oldu. Altın sektörü bu herhalde pahalılamasından dolayı altından olan talepte bir azalma oldu. Bayağı bir azalma oldu. Ama buna oranla herhalde büyük bir ihtimalle mücevhere, pırlantalı ürünlere doğru bir kayma başladı. Biz herhalde bundan istifade etmiş olduk. Daralan bir de şöyle bir tarafımız var Türkiye adına. Mücevherlerimiz dünyada kabul görmeye başladı bu son 4-5 yıldır. Bunda tesiriyle mesela güneydeki o center'lar dediğimiz turistlerin gelip alışveriş yaptığının bir katkısı var. Dışarıya yaptığımız ihracatın katkısı var. Bir de bakmayın siz pırlanta çok satılıyor gibi görünüyor ama Türkiye'de kişi başına böldüğünüzde çok küçük bir oran var. Yani büyük şehirlerde doğru ama küçük şehirlere daha çok girmemiş. Çok girmedi değil mi? Evet yani orada mesela ancak çok müteşebbis biri alıp pırlantayı vitrine koyduğunda ve bunun reklamını yaptığında halk bunun algısını alıyor ve almaya başlıyor. Anadolu'da daha çok şey değil mi? Altın hala yani işte orada bir yerde. Ama orada da şöyle bir şey başladı. Bilezikler. Şöyle bir süreç başladı. Yani altında bile daha katma değerli altın almak istiyor. Artık sıradan yani 22 ayarlardan kaba ürünlerden uzaklaştılar. Daha sempatik, daha az görünen farklı ürünlere doğru yöneldi. Bu şu demektir. Bir sonraki aşamasında kesinlikle pırlantaya doğru gidecek. Gidecek. Bir şey daha söyleyeyim. Güzel bir şey oldu. Son zamanlar tabii biraz dizilerin de tesiri var. Filmlerinde bizim reklamların da tesiri var. Artık vazgeçilmez olan birisi bir duygusunu ifade etmek istediği zaman. Bir tek taşıyı çıktı. Başımıza açtınız bir iş. Açtık mı yoksa ama bakın. Değil mi hocam? İnanın bu açma değil. Hanımlar gün, bütün hanımların dilinde şimdi tek taş var. Hanımlar bundan 5 sene önce yoktu hocam öyle bir şey. Efendim hanımlara mesaj geçiyor. Hanımlar çok değerli, çok narin, çok zarifler. Dolayısıyla onlara değerlerini vermek lazım. Evet, Barış evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Şimdi bu programdan sonra bir de artık almazsak değil mi bu kadar abi, konuştuk bugün mü burada? Beni de tanımış oldunuz. Evet. Bu arada sorular da var da bazı izleyicilerimiz de hani şimdi şey yapanlar var. Yani özellikle demin benim konuştuğum üzerine Ahmet Öztürk demiş ki biz üretime dayalı politika mı izlememiz lazım yoksa sıcak paraya ve borca dayalı mı? Aslında sıcak para ve borç aslında üretimi uyarıyor. Yani millet tüketince üretici de üretiyor. Dolayısıyla o üretime dayalı ama borç alarak harcadığın için tehlikeli. Sıkıntı orada. Murat Birecik de şeyi sormuş. Hane halkı borç borcu ne olacak demiş. Ya şimdi bütün herkes borçlanırken pırlanta konuşmanın zamanı mı demiş ama biz çarşamba günleri reel sektörümüzden her sektörden temsilciyi çağırıyoruz ve o sektöre ilişkin de gelişmeleri anlatmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten şunu söyleyeyim. Hane halkı borcu artsa bile Avrupa'ya ve gelişmiş ülkelere baktığımızda borç oranı, milli gelirin daha henüz %29'u, orada %70'e gelmiş ulaştı durumda. Burada çok büyük bir tehlike yok henüz. Bir de insanlarımız borçlanma konusunda çok şey, temkinliler. Doğru. Yani evet insanlar borçlanıp alıyor vesaire ama çok temkinliler. Yani teminatları çok güçlü oluyor. Çünkü Türkiye'de en büyük tehlike borcunu ödeyememiş. Aa evine haciz gelmiş. Yani kimse onu yaşamak istemiyor. O soruları da bu şekilde cevaplamış olalım. Peki. şimdi ben şunu soracağım. Altın fiyatlarını bir konuşalım. Ha, yani siz, onunla bağlantılı olarak konuşacaktım ben. Evet, sorun o zaman. Siz yok buyurun. Sen hayır, devam lütfen, et. Lütfen. Şimdi altın fiyatları dediniz ya bir ara artmıştı size. Dolayısıyla böyle bir hani yöneliş oldu pırlantaya ve onun hani %10'luk bir katkısını gördük dediniz. Şimdi bugünlerde mesela altın fiyatları hakikaten tarihi diplerde. Siz de takip ediyorsunuz mutlaka. Evet. Sizi nasıl etkiliyor? Bizi altın fiyatları yani düştüğü zaman ürünün tamamına eğer orada %10 bir şey varsa yani 1/4 oranında etkiliyor veya 1/5 fiyatımızı o kadar etkiliyor. Çünkü ham maddemizin ana konusu pırlantadır ve işçiliktir. Dolayısıyla bizim de şu anda ürünlerimiz bu oranda %5-10 gibi bir daha aşağı seyredecek. Ama şöyle bir şey var. Biz de buna olumlu bakmıyoruz. Altın yükseklik evresindeyken müşteri, tüketici daha çok mağazalara girip çıkıyor. Tabii. Düştüğü zaman girip çıkmıyor. Bu bizim için büyük bir dezavantaj. Biz altın almaya bile gelse yeter ki mağazalara girsin,
altın almaya gelsin, orada bu vesile bizim mücevherleri de görüyor. Yani bu sirkülasyonun düşmesini istemiyoruz. Ve devamlı eğer çok basit bir yükselen bir trendte ise bizim için işler çok daha iyi oluyor. Çünkü alıyor ve kazanıyor, alıyor ve tekrar kazanıyor. Bu sefer aldığı altını geri getiriyor, veriyor ve yerine pırlantalı bir ürün alıyor. Doğru. Bu anlamda bize eğer düştüğü zaman bir şey oluyor, işsizlik oluyor. Yükseldiği zaman iş oluyor. Size bir, eğer izin verirseniz bir şey söyleyeceğim. Buyurun tabii ki. Halkın sağduyusu çok kuvvetli. İnanın diyorum size, birçok ekonomisten çok daha kuvvetli. Evet. Ben bu 30-40 sene içinde şunu gözlemledim. Altın yükselmeden önce, inanın bilmiyorum ilahi bir şey midir, İnsanların sağduyusu mudur? Altın yüksekliğe girmeden önce akın akın insanlar gelip altın alıyor. Akın akın ne kar varlığı varsa alıyor. Ya diyoruz ki çoğu zaman ne oluyor nereden kardeşim, ne oldu? Biliyorlar değil, bakın bilmiyorduk altını. Sonradan altının yükseldiğini görüyoruz. Ve bir şey daha söyleyeyim. Satışta da böyle bir sağduyu var. Ben hani ekonomik olarak teşhiste bulunmaktan ziyade buna da bakılmakta çok fayda görüyorum. Ben %100 size katılıyorum. Halkın sağduyusu inanılmaz. Artık dövizi nerede alıp satacağını çok iyi biliyorlar. Evet. Bu fiyat hareketlerini emin olun dışarıdan bir gözle izleyenler, içeride sürekli bu işle uğraşanlardan çok daha sağlıklı değerlendirme yapabiliyorlar. Peki altın fiyatları sizce daha düşer mi? Yani siz ne görüyorsunuz altın fiyatlarında? Efendim benim görüşüm şu anda dünyada istikrar oluşmuş değil. Dolayısıyla ben bunun altının düşüşüne halen bir mana veremiyorum. Gene en güvenli liman olarak görüyorum. Bu düşüşü bir manipülasyon olarak görüyorum veya bir çıkış olarak görüyorum. Nitekim de bugün açıklandı. Bu dünyada 5 önemli fon, altın fonu. Bunlar bir şekilde 3'te 2'sini boşaltmışlar ve çok büyük rakamlara ulaşmış. Evet. Buna rağmen de bu büyük çıkışın bile, satışın bile bana göre piyasayı çok fazla etkilemedi ve gene toparlandı altın. Ben bu anlamda şunu diyeceğim. Altını halen güçlü görüyorum. Halen yatırım aracı olarak görüyorum. Ben o düşünülen gibi çok geriye gideceğine inanmıyorum. Nedeni de şudur diyorum. İstikrarlı bir şey oluşmadı dünyada. Ne Avrupa'da ne Amerika'da. Evet. Şimdi hocam son 3-4 dakikamız. Bitirmeden bir borsaya bakacağız ama Kerim Bey'e ben bir de şunu sormak istiyorum. Siz ilklerin de aslında öncüsünüz bu sektörde. Tabii mesela sanal mağazanız az önce reklam arasında da konuştuk. Çok fazla takip ediliyor. Orada durum nasıl? Bir de son bir şey. Şimdi pırlanta alacaklara ne tavsiye edersiniz? Onu sorayım size. Nasıl seçsinler? Nelere dikkat etsinler? Tamam. Öncelikle biz online'ı, alışverişi aşağı yukarı 2003'te tesis ettik. Yani çok önde ilk yapanlardanız. Rakiplerimiz aşağı yukarı 10 yıl kadar sonra, yani 2012'de 2011'de buraya girdiler. Buradan çok istifade ettik. Dediğim gibi önce olmak daima çok büyük fırsat getiriyor. Pırlanta alacaklara şunu tavsiye ediyorum. Daima güvenilir bir yerden alışveriş yapmalarını öneriyorum. Bir de artık her şey, her bilgiye ulaşılabiliyor. Tabii. Pırlantayı almadan önce lütfen bir internete girsinler. Bizim sitede de görebilirler. Sizin sitede bilgi veren şeyler bilgi var. Bilgi veren, evet evet. Makaleler var. Pırlanta okulu diye bir şey var. Orada da okuyabilirler. Ama en azından ne alacaklarını, nasıl alacaklarını, hangi kriterleri alacaklarını, kimlerin güvenilir olup olmadığını daha iyi bilebilirler. Şurada bütün izleyicilerle şunu paylaşmak istiyorum. Bir gün Amerika'ya gittiğimde bir arkadaşımla, kuyumcu arkadaşımla oturuyordum. İki tane, üç tane müşteri geldi ve bunlar ya bir esnaf kadar, bu işi iyi bilenler kadar sorular sordular. Ve taşı incelediler ve çıkıp gittiler. Ben merak ettim. Dedim bu tüketici miydi yoksa kuyumcu muydu? Dedi tüketici. Ya bu kadar bilgiyi nereden biliyordun? Dedi bizim burada hemen yan tarafta dedi bir şey var, bir eğitim merkezi var dedi. Burada haftalık, günlük, hatta bir saatlik kurslar veriyorlar. Mesela o zaman bana $100 karşılığında bir saatlik bir kurs alıyor veya iki saatlik bir kurs alıyor. Ve o kurstan sonra ne alacağını çok iyi biliyor. Müthiş. Bakın çok müthiş çünkü o 100 lirayı veriyor. Hem bir şeyler öğrenmiş oluyor hem tabii, ne tabii. alacağını çok mükemmel bir şekilde alıyor. Doğru. Ben bütün herkese sorunuz karşı lütfen küçük bir araştırma yapsın. Önemli. Böyle alışveriş tabii. yapsın. Peki şimdi size teşekkür edeceğiz ve kapatacağız ama hocam bir borsaya bakalım. Borsada mı? Şimdi şeye baktığımda, vadeli işlemler borsasına baktığımda, vadeli işlemler borsası dünkü sert düşüşün ardından bugün bir miktar yukarıda, hafifçe yukarıda açıldı. 104'ten 104.5'a
doğru geliyor. Borsada çok büyük bir olasılıkla yani BIST 100 endeksi de yukarıda açılacak dedim. Şu an o da açılmış durumda. Evet. Ve 85.189'da. Borsa ile ilgili temel benim söyleyeceğim şey şu. 86.700'de çok güçlü bir direnç var. O direnç geçilmeden yeni pozisyon açılmasını pek sağlıklı bulmuyorum. Bütün beklentiler fiyatın içine girdi. Şu an kar açıklanma dönemleri. Burada yatırımcı biraz izlemede kalsın. Yani belki 82.000 ile 85.000 aralığında böyle gidip gelmeler olacak. Özellikle de bu Moody's not artırımı beklentisi hala piyasayı güçlü kılabilir. Evet. Ama ben şu aşamada, çünkü dünyada küresel olarak biraz şey değişti. Görünüm biraz değişti. Dolayısıyla bu dönemde çok fazla kazanayım veya istediğiniz anda terse gelinebilir. Şu an borsada çok şey beklemiyorum. Tekrar bugün aşağı dönebilir borsa. Özellikle 83.852, 83.850 seviyesi veya 83.750 diyelim aşağı geçilecek olursa o zaman 82.000'e evet. kadar düşüşler olabilir. Şu aşamada borsa açısından izlemede kal, bekle, gör mantığının hakim olması gerekiyor. Peki, borsaya da bakmış olduk böylece. Kerim Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Hocam, size çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine beraber ederim. Olacağız. İzleyicilerimize katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.